OPET, Çanakkale bölgesinde başlattığı ve 18 yıldır devam eden tarihe saygı projesini Akdeniz'e taşıyor. Troya Savaşı'ndan sonra Mopsos ve Kalkas adlı kahramanlar tarafından korulduğu kabul edilen Selion Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen kazı çalışmalarına sponsor olan OPET, bu adımla Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasına olan desteğini bir kez daha gösterdi. 2018 Uluslararası Troya Yılı'nda tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ve Troya bölgesinde yer alan Tevfikiye Köyü'nü Arkeoköy, Çıplak Köyü'nü ise Troya bölgesinin kültür mirasının zenginliklerinden ilham alarak kurgulanmış konseptlerle etnoköy kavramıyla yenileyen OPET, Troya'nın izini sürerek Akdeniz'e ulaştı. Çanakkale'deki Çıplak Köyü'nün Troya'nın keşfinde başlangıç noktası olarak kabul edildiğini belirten OPET Yönetim Kurulu kurucu üyesi Nurten Öztürk, OPET olarak geçmişe saygı duyan, geleceğe umutla bakan bir anlayışla yol aldıklarını, tarihi zenginliklerimize sahip çıktıklarını belirtti. Biz tarihe saygı projesini 2005 yılı sonunda başladık ve Çanakkale-Gelibolu Yarımadası'nda başlatmış olduğumuz çalışmaları bugüne kadar devam ettiriyoruz, geliştirerek. Milli park sınırları içerisinde kalan tüm alanları ve çevresini, Eceabat'ı olduğu gibi değiştirdik. Adeta bir dantel gibi işledik ve ülkemize, insanımıza emanet ettik. Şehitlerimizin huzurla uyuyabileceği bir duruma getirdik. Daha sonra çok daha eski tarihe dayanan Troya bölgesine geçip Troya Müzesi 2018 yılında açılacaktı. Müzenin açılışıyla beraber çevredeki köylerin de biraz düzenlenmesi, rehabilite edilmesi düşüncesiyle Troya bölgesine girdik. Orada Troya Antik Kenti bitişiğindeki Tevfikiye Köyü'nü Arkeoköy konseptiyle açık hava müzesi haline getirip bütün evleri 6. dönem Troya evlerine çevirdik. Heykellerle, orada da anıtlarla, müzelerle projeyi zenginleştirdik. 2006 başında aktif olarak girdiğimiz ve halen devam eden çalışmalarımız artık bir yerde başka taraflara da yarar sağlayacak bir yön değiştirsin diye düşündük. Ve Troyalıların izini takip ettik aslında. Antalya'da Selion denilen bölgeye Troya'dan yaşamın geldiği ve burada yerleşerek Selion'u oluşturduklarını görünce dedik ki Çanakkale'den Akdeniz bölgesine, Troya'dan Selion'a geçiş daha doğru olacak. Selion saklı, toprak altında saklı, gizli bir hazine. Çok yerleşik, geçmişte çok büyük nüfuslara hizmet vermiş bir turizm ve ticaret merkezi olmuş. Pek çok kalıntı var, pek çok özel yapı var bu toprak altında. Her birinin keşfedilmiş ve açığa çıkarılmaya hazır bir halde destek beklediğini görünce OPET olarak kolları sıvadık ve Selion'da kazı çalışmaları zaten Turizm Bakanlığı tarafından başlatılmıştı. Daha çok gelişsin, daha kısa zamanda daha istenilen seviyeye gelsin ve burası da turizme hizmet verebilsin. Burada da büyük organizasyonlar yapılıp otellere gelen turistler buraya da gelerek hem bölgeyi daha çok tanısınlar hem de bölgedeki ekonomik anlamda kalkınmaya destek versinler istedik. Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Selion Kazı Başkanı Doçent Doktor Murat Taşkıran da bereketli toprakların mağrur kenti Selion'un geçmişten günümüze çok katmanlı dokusuyla önemli bir kültürel miras alanı olduğunu söyledi. Bu sadece tarihe saygı projesi kapsamında değerlendirecek bir mesele değil. Aynı zamanda benzer projelere, benzer kültürel alanlara da yeni bir projeksiyon sunması açısından son derece önemli bir süreç. Biz bu süreci önemsiyoruz ve bu süreç bizi ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Tarihi 4000 yıl öncesine dayanan ve Büyük İskender'in Anadolu'da ele geçiremediği birkaç kentten biri olarak bilinen Selion, nekropolü, stadyumu, hamamı, Osmanlı Çeşmesi ve Selçuklu döneminde 13. yüzyılda inşa edilerek günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış bölgenin en eski mescitlerinden biri olan Kale Mescidi ile öne çıkıyor. Milattan önce 4. yüzyılda kendi adını taşıyan madeni parasını basmaya başlayan Selion'un
Bu paraların üzerinde adı Silivis olarak geçiyor.